Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu çantanın yapımını göstermek istiyorum. Tüm detaylarını paylaşacağım. Çapraz askılı ve kolda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Ayarlanabilir metal aparatları var. Bakın, taban kısmı böyle. Çantamızın arkası da böyle. Şimdi gelin beraber örmeye başlayalım. Motifimizi örmeye başlamadan önce bakın, altı motif çantamızın ön yüzünde oluyor. İki motif aynı renklerde, iki motif aynı renklerde. Şimdi bunu da aynısından bir tane daha öreceğiz. Orta kalınlıkta koton iplerle örüyorum. Tığım 3 milim tığ. 3 renk kullandım. Siyah, gri ve beyaz. Orta kısmı beyaz. Onun için beyaz ipimi elime alıyorum. Ve örmeye başlıyoruz. Sihirli halka ile başlıyoruz. Halkayı tuttum. 3 zincir çekiyoruz. Tığımın üzerini bir kere aldım. Halkamın içine batıyorum. İkisini beraber alıp sonra yine ikisini beraber örüp bitiriyorum. Aralarda 2 zincir, yine boşluğa batıyorum. İkisini beraber 2 tane ilmeğim tığımda kalıyor. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bakın 4 ilmek var. İkisini beraber ördüm. 3 ilmek kaldı. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyoruz. Böyle ikili popcornlar öreceğiz. Tekrar 2 zincir. Halkamın içine batıyorum. İkisini beraber 2 ilmek tığımda. Tekrar aynı işlem. 3 ilmeğim kaldı. Üçünü beraber ördüm. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. 6 adet ikili popcornlar örelim. Sonrasında görüşelim. 6 adet ördüm. Orta kısmını sıkılaştırıyoruz şimdi. Bakın ipimin ucundan tutuyorum. Biraz çekiyorum. Kısalan tarafı bakın sağ tarafa doğru çekiyorum. Orta kısmını sıkılaştırdım. Şimdi tekrar ipimin ucundan tutup sıkılaştırıyorum. Orta kısmı oluşmuş oldu. İki zincirimi çekip tepesine batıyorum. Bakın. Uç noktasına ilmeğimi aldım ve tek seferde çıktım. İpimi kesiyorum. İpimi muhakkak yürütüyorum. Şuradaki boşluğa kadar. İlmeklerimin bu arka kanatlarına dolayıp ipimi yürütüyorum. İkisine beraber değil, sadece arka tarafına çevirdim motifimin arka yüzünü. Bu işlemi bütün renk değişimlerinde muhakkak yapıyorum ki sonradan bana iş çıkarmasın. En son iplerim sadece makasla kesmek kalıyor. Evet, buraya kadar yürüttük. Şimdi yeni rengimi elime alıyorum. Siyah yeni rengim. Bakın ipimi bıraktığım yerden değil, farklı bir köşeden başlıyorum. Orta kısmına batıyorum. İpimin ucunu tuttum. 3 zincirimi çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Orta kısma batıyorum. Yine ikili popcornlar örüyoruz. 2 zincir çektim. Bu sefer yine aynı yere. Bir alt sırada 2 zincir çektiğim boşluğa batıyorum. Bakın 2 ilmek kaldı. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. İkisini beraber örüyorum. 3 ilmek kaldı. Üçünü beraber ördüm. Aralarda 2 zincir. Bakın ipimi yine yürütüyorum. Arka kanatlarını batıp yürütüyorum. Evet. Orta kısımda bırakıyorum.
Evet, iki zincirimi çekmiştim. Bakın, sıradaki boşluğa şimdi batıyorum. 2 adet ikili popcorn yaptık. Tekrar bakın, ikisini beraber 2 ilmek kaldı. Tekrar aynı yere ikisini beraber 3 ilmek kaldı. Tığımın üzerine bir kere alıp ikisini beraber çıkıyorum. 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğa aynı işlemi uyguluyoruz. 2 zincir çekiyoruz aralarda. İkili ikili yapıyoruz. Aralarda 2 zincir, ipimi arkaya aldım. Devam edelim. Buraya kadar gelelim. Sıra sonunda görüşelim. 2 zincirimi çektim. Bakın, yine tepe noktasına batıyorum. Bu 3 zincir çektiğim yere değil, yandaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. İpimi kesip tekrar yürütüyorum. İpimi yürüttüm. Farklı bir noktadan başlıyorum. 2 zincir çektiğim yerden başladım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Artık ikili trabzanlar örüyoruz. Tekrar tığımın üzerine bir kere doladım. İkili trabzanımı ördüm. Arada bir zincirimi çektim. Bunu da yine gizliyoruz. İpimi gizledim. Bakın, hep bu ara boşluklarda bırakıyorum bunu. Bu tepe noktalarında değil. Daha güzel görünüyor ipimi kesince. Bir zincirimizi çekmiştik. Tekrar boşluğa batıyoruz. Üçlü trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir yine çektim. Devam eden boşluğa 3 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir, bir zincir, sonra 2 zincir çekiyoruz. Nedeni, köşelerimizi oluşturacağımız noktada 2 zincir, üçlü trabzan olacak yerde 1 zincir. 2 zincir, 1, 1, 2 olacak şekilde devam edelim. Şimdi 2 zincir. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Şimdi 1 zincir. Böyle devam edelim. Üçlü trabzanlar 1, 1, 2 zincir şeklinde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın, ipimi yine yürüttüm. Orta kısımda bıraktım. Siyah rengimi elime aldım. 2 zincir çektiğim yerden başlıyorum. 3 zincir çekiyoruz. 2 zincir çektiğimiz yerde köşe oluşturacağız. İpimi tutuyorum. Aynı noktaya ikili trabzanımızı örüyoruz. Zincirimle beraber 3 adet ördüm. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Aralarda bir zincir, köşelerde 2 zincir. Bakın, yine boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyoruz 3 adet. Bir zincirimizi çektik. Bakın, yine 2 zincir çektiğim yere geldim. Burada yine köşemizi oluşturuyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemi uygulayalım. Sonrasında görüşelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın, bir zincirimi çektim. 3 zincir olan yeri değil, yandaki trabzanın tepesine ilmek kaydırma yöntemiyle batıyorum. 2 sıra siyah öreceğim için orta kısma gelmem gerekiyor. Burada da ipimi kesmiyorum. Bakın, tığımın üzerine almadan yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum.
Amacım orta noktaya gelmek. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Şimdi 3 zincir çekelim. Yine aynı işlemi yapalım. Köşelerde 3 adet ikili trabzan. Bir zincir çektiğimiz yerlerde üçlü trabzan yapacağız. Bu şekilde devam edip sırayı tamamlayalım. Bakın böyle. 3 adet üçlü trabzan ve köşeler. Sıra sonunda görüşelim. Evet, motifimi bitirdim. Şimdi ekleme kısmına sıra geldi. Böyle diziyoruz. Bakın aynı renk olanlar böyle çaprazlamasına yerleştirdim. Siz istediğiniz renklerde de örüp sıralamanızı yapabilirsiniz. Eklemeye böyle sık iğne ile burası 2 sefer ve 3 seferde eklememizi bitireceğiz. 2 motifi elime alıyorum. Ön yüzü, ön yüzü, siyah ipimle eklemimi yapacağım. Son sırada ördüğüm ilmeği, ipimi pardon gizlemedim. Bunu sık iğnemin içinden yürüteceğim. Köşe noktasından başlıyoruz eklemeye. Bakın bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batıyorum sık iğne ile tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Üçlü trabzanlarımın tepesine batıyorum bakın. İpim yine içte yürütüyorum başladığım ve arkada da yine ikili trabzanın tepesine battım. Tığımı çıkarttım. İkincinin tepesine ve arkadakine aynı sırayı takip ediyoruz. Buna ve arkadakine ortaya bir adet üçlü trabzanlarımızın tepelerine de birer adet batarak örmeye devam ediyoruz. Köşeye kadar gelelim. Bu ipimizi de burada içten yürütelim. Sonrasında görüşelim. Köşeye 2 adet sık iğne ile battım. Ve şimdi bakın böyle devam eden 2 motifi de elime alıyorum. Eklediğim motif de elimde. Yine köşeden eklemeye devam ediyoruz. Köşesine batıyorum. Sık iğne ile 2 adet sık iğne soldaki motiflerimin de tepelerine batıyorum. Yine trabzanların tepelerine birer adet batarak aynı işlemi yapıyoruz. Batıyoruz. Bunu da böyle içten yürütelim. Boşluğa bir adet. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Köşede 2 sık iğne yapıp ipimi kesiyorum artık. İpimi çıkarttım. Eklemeyi yapmış olduk. İlk eklememizi. Şimdi burada aynı işlemi yapacağız.
Aynı işlem olduğu için göstermeyeceğim. Yine köşeden başlayacağım. 2 sık iğne ile devam edelim. Orayı da bitirdikten sonra görüşelim. Evet, şimdi enine olan kısmını ekleyelim. Bakın iki tarafı da ekledim sık iğne ile. Şimdi burayı da ikiye katlıyorum. Köşeden başlıyorum. Tığımı köşeye geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar köşeye batıp ilk sık iğnemi yapmış oluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine, öndekine ipim yine bakın ortada ve arkadakine batıyorum. Sık iğne ile ekliyoruz. Şu ek yerine gelene kadar devam edelim. Köşeye geldim. Bakın trabzanların tepesine 3 adet sık iğne yaptım. Köşedeki boşluğa 2 adet sık iğne ile batıyorum. Sağ taraftakine battım. Şimdi buradaki motifimin köşesine batıyorum. Hem öndekine hem arkadakine 2 adet sık iğne ile batıyoruz. Herhangi bir zincir çekme falan yok. 2 sağa 2 sola sık iğne ile batıp devam ediyoruz. Şimdi trabzanların tepesine batarak devam edelim. Bu şekilde eklemeye devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, eklemeyi bitirdim. Alt motifi ekledik. Şimdi çantamızı biraz büyüteceğiz farklı bir renkle. Ön parçasını örmüştüm. Bakın gri renkle 3 sıra döneceğiz. Köşelerde köşe yapacağız ki kıvrılma olmasın. Böyle örelim. Gri rengimizi elimize alıyoruz. Köşeden başlıyorum örmeye. 3 zincir çekiyoruz. Tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yaptım. Zincirimle beraber 3. Köşelerde 2 zincir yine. Boşluğa aynı şekilde batıyoruz. 3 adet ikili trabzan. Buradaki ipimi yürütmeme gerek yok. Üstünü çok fazla dolandım. Bir zincir çektiğim yere 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir. Köşeye kadar gelelim. Evet, ek yerine kadar geldim. Burada bu çukurluğu yok etmek için 2 seferde değil 3 seferde çıkacağım. Bakın boşluğa batıyorum. Tığım üzerine aldım. 3 ilmeğim var. Bir tanesini çıkartıyorum. Tığımın üzerine alıp ikisini beraber. Tığımın üzerine alıp ikisini beraber. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yine aynı noktaya batıyorum. Üçlü trabzan. 2 sağ tarafa köşede, 2 de sol tarafa bu köşeye batıyoruz. Yine aynı işlem. 1, 2 ve 2 şeklinde çıkıyoruz. Aralarda bir zincir. Köşede yine aynı işlemi yapacağız. Bu ek yerlerinde de bu işlemi devam edeceğiz. Onun için oraları göstermeyeceğim. 3 sıra şeklinde devam edeceğiz. Burası detay kısmıydı. Onun için gösterdim. Yine gri ipten devam edeceğimiz için ipimizi kesmeden bu siyah motifte yaptığımız işlemi göstermiştim daha önce. Onun için göstermeyeceğim.
İlme kaydırma ile orta kısma geliyoruz. Üst zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Yani 3 sıra gri ipimizde gidip sonrasında yan motifini dönmeye geçelim. Yan işlemi. Evet, gri rengimizle döndüm. Bakın bu detayı söylemeyi unuttum. Ek yerinin sağına ve soluna ikili trabzan yapmıştık. Bir üst sırada da bir zincir çektiğimiz yerin sağına soluna üçlü trabzan yapıp devam ettim. İki parçayı ördük. Üç sıra gri rengimiz. Ve şimdi bir parçasını elimize alıyoruz. Çantamızın yan kenarını yapacağız. Üç kenarını döneceğiz çantamızın yan kenarını yapmak için. Ağız kısmıyla beraber gitmeyeceğiz. Ağız kısmı burası olacak. Şimdi köşeden başlıyorum örmeye. Kenar rengim siyah. Köşeden başlıyorum. 3 zincirimi çektim. İkili trabzan şeklinde devam edeceğiz. 3 adet ikili trabzan ördüm. Bir zincirimi çektim. Bakın yine ipimi gizliyorum. Bir zincir çektiğim yere kadar ipimi gizledim. Şimdi bir zincir çektiğim yere gelmemişim. Bir tane daha dolayım. Bir zincir çektiğim yere ipimiz koton ip olduğu için katlarına ayrılabiliyor. Buna dikkat edelim örerken. Bir zincir çektiğim yere 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Aralarda bir zincir. Şimdi siyah ipimi arkaya aldım. Buralara 3 adet ikili trabzan örüyorum. Devam edelim. Köşeye kadar gelelim. Sonrasında görüşelim. Evet, köşeye kadar geldim. Ve bir zincirimi yine çekiyorum. Köşede 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada arttırma yapmıyorum. Yani köşeye üçlü 2 adet trabzan yapmayacağım. Sadece bakın üçlü tek trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Amacım motifimi büyütmek değil, kenarında pay oluşturmak. Onun için arttırma yapmıyorum. Devam ediyorum. Çünkü bu çantamın siyah renkle döndüğüm çantamın kenarını ve tabanını oluşturacak. Devam edelim. Bakın ipimi yürütmüştüm. Buraya da 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Aynı şekilde devam edelim. Önemli olan bu kısım. Bakın tekli yaptım burada. Devam edeceğiz. Buradaki köşede de yine 3 adet ikili trabzan yapacağız. Ve 3 köşeyi dönelim. Bu 3. köşenin burada görüşelim. Oraya kadar örelim. Evet, köşeye geldim. Şimdi buradan geri döneceğim. Bakın sadece 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Aynı buradaki yaptığım gibi. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Ve geri dönüyoruz. Bakın ön yüzüydü burası motifimin, arka yüzünden. Devam ediyorum örmeye. 4 zincir çektim. Bir zincir çektiğim yere yine ikili trabzan örüyoruz.
aralarda bir zincir, biraz sırada bir zincir çektiğim yere 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Böyle örmeye devam edelim. Herhangi bir arttırma, eksiltme yine yok. Bir zincir çektiğimiz bu köşe noktasında da buraya 3 adet ikili trabzan, buraya da 3 adet ikili trabzan örüp devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın, bir zincirimi çekiyorum ve son ilmeğin tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Kutucuğu burada da oluşturduk. 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Önünü çeviriyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 3 adet oldu. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 3 adet. Bakın, burası çantamın ağız kısmıydı. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece yanlarda yapıyoruz. Bakın, çantamın tabanı ve kenarı oluşmaya başladı. Burası kıvrılıyor içeri doğru. Bu şekilde toplam 7 sıra öreceğiz. Aynı şekilde devam edelim siyah rengimizde. 7 sıra ördükten sonra görüşelim. Toplam 7 sıra olan kısmı tamamladım. Şimdi diğer motifimle, dikdörtgen motifimle eklemeyi yapıyoruz. Bakın, diğer motifim bu. Kısa olan tarafını elime aldım. İlmeği çıkartıyorum. Köşe noktasına batıyorum. Ve çıkıyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın, trabzanın tepesine yine batıyorum. Ve arkadaki trabzanın tepesine de batarak eklememi yapıyorum. Yine sık iğne ile eklememizi yapıyoruz. Çift taraflı batıyoruz. Öne ve arkaya. Öndekine ve arkadakine batarak devam ediyoruz. Bakın, bir zincir çektiğimiz boşluğa yine bir adet sık iğne ile batıyoruz. Burada yine birer sık iğne tepelerine batarak hem öndekine hem arkadakine eklemimizi yapıyoruz. Çantanın bu kısmının eklemesi böyle. Devam ediyoruz. Aynı bu şekilde sık iğne ile herhangi bir eksiltme, azaltma yok. Bu köşeye kadar gelelim. Sonrasında görüşelim. Evet, köşeye geldim. Bakın, yine köşeme sağ tarafına 3 adet sık iğne ile battım. Bir zincir olan yere yine batıyorum. Arkadakine de batıyorum. Devam ediyorum. Yani burada herhangi bir eksiltme, arttırma yapmıyorum. Birebir devam ediyoruz örmeye. Sık iğnelerin biraz sıradaki trabzanların tepesine birer adet sık iğne ile batarak eklememize devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim. Sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Son bu köşede 2 zincir çektiğim yere de bir kez battım. Arkada tekrar aynı noktaya bir kere daha battım. Şimdi çantamızın ağız kısmına geldi sıra. Ağız kısmını da yine sık iğne ile devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve örmeye devam ediyoruz. Trabzanların tepelerine birer adet sık iğne ile batıyorum. Boşluğa bir adet batıyoruz. Tepelere bir adet. Bu şekilde devam edelim.
buraya kadar gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Bakın köşeye bir adet battım. Şimdi bu 7 sıra ördüğüm yere geldi. Bakın trabzanın böyle boşluğuna batıyorum. 2 adet sık iğne. Devam eden buradaki boşluğa da yine 2 adet. Hepsine ikişer adet batarak devam edeceğim. 2 adet. Buraya da 2. Boşluğa ikişer adet sık iğne yaparak devam edelim. Köşeye geldim. Bir adet sık iğne yapıyorum ve trabzanların tepelerine yine birer adet sık iğne ile batıyoruz. Devam edelim böyle sık iğne örmeye. Çantamız şekillenmeye başladı. Sık iğne sıramız 7 sıra olacak. 7 sıra sık iğne döndükten sonra görüşelim. Evet, 7 sıra sık iğne ile döndüm çantamızın ağız kısmını. Şimdi kapak kısmına sıra geldi. Bakın bir yüzünü ben ördüm. Şimdi buradaki yüzünü de aynı ölçüde örüyoruz. Burada ölçümüz tam bu griden başlayıp bakın şuradan ve yine sağ tarafta da tam bu grinin bittiği ve siyahın başladığı noktadaki sık iğnenin tepesinden başlamak. Tam buradan ve buradan başlıyoruz. Yani yan payını hesaba katmıyoruz. Ve uzunluğunu da tam bu yan genişliği kadar yapıyoruz. Bakın böyle katlayınca tam burayı tutması lazım. Şimdi başlayalım. Siyah rengimle başlıyorum. Bakın. Burayı takip eden arkada da yine aynı şekilde başladım. Bakın. Hemen bu noktadan başlıyoruz. Burada da ilkini iki kanadına batıp alıyorum. İlk sık iğnemi. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ikisine, yani bunlar da iki taraflı oluyor batınca, ikisine beraber batıyoruz. İpimi içten yürütüyorum bu arada. Şimdi tek tarafına batarak ilerliyoruz. Yani sadece arka tarafına batıyorum. Bak. Sadece şunlara batacağım. Öndekilere ve arkadakine değil. Sadece arka tarafına batarak devam edeceğiz. Bakın. Tek tarafına. Bir kat oluyor yani aldığımız. Bu ipimi içten yürütüyorum. Tek tarafına batarak ilk sıramız biraz zor oluyor. Batarak devam edelim. Böyle gelelim buraya kadar. Tek tarafına batıp sonuncuyu da yine çift tarafına batacağız. Sonuna kadar gelelim, sonrasında görüşelim. Sonuncu sık iğneye geldim. Burada bakın çift tarafına batıyorum ki sağlam olsun diye. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi yine arka kanadına batıyorum. Tam dibine. Bakın hep arka tarafındaki yerlere batıyorum. Bir alt sıradaki sık iğnemin arka kanadına. Tek taraflı batınca böyle çizgi çizgi güzel görünüyor.
Onun için böyle yaptım. Daha da tok görüntü veriyor. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. İki tarafın uzunluğu da eşit olacak. Dediğim gibi yan payını böyle tutuyoruz. Bakın tam buraya eşit gelecek şekilde uzunluğunu ona göre ayarlıyoruz. Burayı da ördükten sonra görüşelim. Evet, çantamızın kapak kısmı bitti. Bakın iki tarafta eşit uzunlukta böyle olacak. Şimdi sıra sapını örmeye geldi. Sapını yine siyah iple öreceğim. Böyle iki tane dikdörtgen ve bir tane ayarlanabilir metal aparata ihtiyacımız var. Ayarlanabilir olunca daha kullanışlı oluyor. İstediğimiz boya göre ayarlayabiliyoruz onu. Bunların uzunluğuna göre çantamızın sapını öreceğiz. Biraz uzun bırakıyorum ki dikme payı olsun. Örgülerde düğüm hoş durmuyor. 14 tane zincir çekelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektik. Dördüncü zincirimize orta kısmına batalım. İkili trabzan yapıyoruz. Bakın. Alttaki zincirimizin ortalarına batarak tek kanadına ben batıyorum. İkili trabzanlarımızı örüyoruz. Batarak ilerleyelim. Ölçelim de aynı zamanda bakalım. Bakın henüz kısa. Devam edelim. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane oldu. Bakın tam içine göre. Bir de bu ayarlanabilire ölçeceğim. Bakın buna biraz fazla geldi. Tam içine göre olması lazım ki rahat uzanması, kısanması, kısalması rahat olsun. Onun için bir tane trabzanımı söküyorum. Bana 10 trabzan yeterli geldi. Siz elinize göre, elinizin sıkılığına göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Buna göre ölçmeniz lazım. İçinden böyle geçmesi lazım. Dışa taşmaması lazım. 3 zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Ara kısımlara batıyoruz. Ara kısımlara batmamın nedeni hem daha sağlam oluyor böylelikle, hem de kıvrılma yapmıyor. Daha tok bir görünüm sağlıyor. Hep ara kısımlarına batıyoruz. Herhangi bir arttırma, eksiltme yapmıyorum. Böyle örüyoruz. Ara kısımlarına batarak çantamızın sapını tamamlıyoruz. Bakın sonuncuya geldim. Bunda da boşluğa batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum, döndürüyorum. Yine ilk boşluğa batıyorum. Böyle devam ediyoruz örmeye. 140-150 santim arası fazla fazla gelecektir. Zaten uzun olsun ki ayarlanabilir metal aparatı onun için kullanıyoruz. İstediğimiz boya göre ayarlayalım. Ama eğer bu aparattan bulamazsanız da kendi boyunuza göre ölçüp istediğiniz ölçüye göre örebilirsiniz. Evet, 145 santim ördüm ben. Şimdi nasıl takıldığını göstermek istiyorum size. İlkin ayarlanabilir metal aparata geçiriyoruz örgümüzü. Bakın böyle ve böyle.
bakın rahatlıkla içinden geçebiliyor. Sonrasında dikdörtgen aparatımıza geçiriyoruz. Böyle yapıyorum ve bu çizgiden, ipimden de yararlanarak geçiriyorum. Alttan aldım. Tekrar üste çıkartıyorum. Biraz çekelim. Biraz zor oluyor bu kısım ama. Evet, çıkarttım. Bunu şimdi, ipimi onun için fazla bırakmıştım. Buraya dikiyorum bakın. Tek katına tabii ki. Buradan dikmeye başlıyorum onu. Bu kısmını göstermeyeceğim. Elde muntazam şekilde dikiyoruz. Çantamızın bu kısmını da metal aparatım pardon çantamıza bu yan derinliğine ortalayarak buraya dikiyorum onu iple. Sara sara dikeceğim. Diğer ucunu da yine aynı şekilde bakın buna bu şekilde dikiyorum. Tek tarafına ayarlanabilir metal aparatı taktık. Burayı da böyle dikiyorum. Bu kısmını da çantamın diğer kenarına böyle dikiyoruz. Bu kısım böyle olacak arkadaşlar. Kapak kısmında ise mıknatıslı çıtçıtlar kullanacağım. 3 adet dikilebilir. Mıknatıslı çıtçıtlar çok pratik ve sağlamlar. Bakın. Şöyle koyacağım bunları en uca, ortaya ve en uca olacak şekilde. Burasına da bir katını tabii ki böyle koyacağız. Burayı tam kapak kısmının en uç kısmına, burayı da buranın en uç kısmına koyup böyle dikeceğiz. Elimizde dikiş ipliğiyle siyah iple dikeceğim ben. Buraları diktikten sonra son aşamasında görüşelim. Astar kısmının videosunu daha önce paylaşmıştım. Astar nasıl dikiliyor diye. Astar kısmını onun için göstermeyeceğim ama ben dikeceğim astarını. Sonrasında tüm detaylarıyla görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, çantayı bitirdim. Tüm aşamaları bitti. Böyle bir püskül ekledim ve boncuklar taktım. Bakın. Tabanı, kenarları, üstü, arkası böyle. İçini astarladım. Bir adet cep diktim. Mıknatıslı çıtçıtları da böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.